Eşkille gezdim yabanda, dağ taş biçare. Sensin ay güzel, benim derdime çare. Sensin ay güzel, benim derdime çare. Ay güzel, gel güzel, ben güzel ölürüm can güzel. Ay güzelim, gel güzelim, ölürüm can güzeli. Yürüsün canımı.
gel köze, ben köze ölürüm can köze. Ay güzelim, gel güzelim, ben güzelim, ölürüm can güzelim. Gel etme nazı, gel etme nazı, ömrümün kaldı. Ay güzelim, ömrümün kaldı azı. Ah, berekallah. Alamat, Kuzey Kafkasya Türkleri böyle diyorlar bir şeyi beğendikleri zaman. Çok alamet olmuş. Bu nereden? Efendim, acizane söz müziği bana ait. Bir Azerbaycan, baycan tınıları taşıyan bizim öz yürek müziklerimizden. Sizin besteniz. Evet efendim. Ay yani Közel hep... isimli yani Ay Güzel. Ay Güzel. Eserim, evet. Yani şimdi bunu... Bilmeyen birisi size bakmadan, sizi tanımadan dinlese bu herhalde bir Azerbaycanlı sanatçının Azerbaycan bugamlarından ve mahnılarından derlediği bir müzik diye dinlerler. Yani Türkiye'de Azerbaycan mahnılarını, mahnı diyerler bilirsiniz, Azerbaycan mahnılarını söylemeye çalışanlar çok. Ama ister istemez coğrafya farkı dolayısıyla yani başka tabii ki farklar dolayısıyla tam Azerbaycanlı gibi okumak çetin. Siz onu başarıyorsunuz. Ne diyeyim? Evet. Bu arada Azerbaycan'a da sevgi ve saygı. Azerbaycan'ı seviyorum. Sizden ilham alarak madem ki Azerbaycan'dan başladık, ben de bir Azerbaycan şiiri okusu icaz ederseniz. Ne güzel efendim, ne güzel. Çok sağ olun, çok razıyım. Ben Azerbaycan şiirlerini biliyorum. Çok şiir var hafızamda ama en çok birini seviyorum. Onu okumak istiyorum. Lay lay dedim yatasan, kızıl güle batasan, kızıl gülün içinde şirin yuhu tapasan. Böyle deyip benim anam, yırgaladı beşiğimi, anamla bir olayla da çekti benim keşiğimi. Benim uşak lügatımda sevgi sözü yokken hele, sevdem ana dilimi ben anamın her kelimesiyle. Yıllar geçti yaşa doldum, anladım ki benim dilim, üreğimden çıkmaz benim, doğransam da dilim dilim. Şarkın sanat bayrağıdır Fuzuli'nin gazelleri. Bak bu dilde vesfeyleyir o en zarif gözelleri. Min dünyaya değişmerem Sabir'in bir satrını ben. Onda gördüm öz dilimin şehdini ben, etrini ben. Kalbim hayat çeşmesidir, sevinç yağır, ah dağıtır. Benim dilim göy gölümdür, benim dilim şah dağımdır. Kim sevmiyor öz dilini, içsin benim gözlerimden. İlim, ilim, bu Turan torpağının güneşidir benim dilim. Evet. Bu şiir yazan Halil Rıza, ona rahmet olsun, o da öteki tarafa gitti. Soyadını Ulu Türk yapmıştı. Bu şiiri Sovyet rejiminin en karanlık günlerinde yazdı. Sovyetlerin Türkçe'ye karşı
Rusçayı yayma siyasetleri ve Türkçenin içine bol bol Rusça sözler koyma çabalarına karşı bir baş kaldırıdır bu. 1962 yılında Azerbaycan İnce Sanat dergisinde yayınladı. Onun bir oğlu vardı, adı Tebriz'di. Ve Tebriz Karabağ'da şehit oldu. Cenazesinin başında gözlerinden bir damla yaş dökmedi. Min Tebriz'im olsaydı da, mini de Karabağ yolunda fida olsaydı ya, feda olsaydı diye konuşma yaptı. Dostumdu, nur gibi bir adamdı. Yani sanki nurun mücessemleşmiş, zaten asıl da öyledir yani, hepimiz nurun mücessemleşmiş biçimleriyiz. Böyle bir adamdı, onu da anmış olduk. Evet değerli izleyiciler, yani artık buna sık sık rastlamaya başladım ve bu söz neredeyse öğrenilmiş bir söz gibi bana söyleniliyor. Yani Ankara'nın, İstanbul'un çeşitli yerlerinde, Türkiye'de görevli gittiğim yerlerde, biz gönül mimarlarının tiryakisi olduk. Ailece oturuyoruz ve bekliyoruz. Ve Oktan Keleş Bey'e de selam söyleyin diyorlar. Topyekün toptan onların selamını Oktan Keleş Bey'e ve Oktan Keleş Bey'in kimliğinde, kişiliğinde bütün kalberenlere iletmiş oluyorum. Selam olsun size. Değerli izleyicilerimiz, bu bizim dönem sonu son çekimimiz olacak. Ama sanıyorum yazında yine geçmiş çekimlerden seçmeler yapılarak yayınlanma sürecek. Herhalde 9. ayda, Eylül ayında yeniden burada birikip, toplanıp çekime başlayacağız. Dolayısıyla Oktan Bey yeni bir biçem, yeni bir düzen getirdi bu yayına. İşte zaten siz de görüyorsunuz. Burada Göktürk atlısı, Göktürk okçusu yanında da kılıcıyla dimdik duruyor. Orada efelerimizin efesi, güzel efemiz orada duruyor. Benim bir Alevi dostum vardı, Ahmet Şat. Ona da selam olsun dinliyorsa. Avukat oldu. O benim ilk defa kurduğum Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, MHP'nin aslı. O partinin gençlerindendi. Ve bizim gençlerimizdendi. Annesi de Divri ilçe başkanımızdı o dönem. O bir sözü çok söylerdi. Erzurum'un dadaşı, Sivas'ın kızılbaşı, Efes'i var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı. Evet, Efes'i var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı. Çok severim bu şiiri ve söylerim. Tabii ki Sivaslıların hepsi kızılbaş olmasa da aslında bütün Türkler biraz kızılbaştır. Sadece ton ve derece farkı vardır. Yani eğer kızılbaşlık Ali ve Ehl-i Beyt'i sevmek ise ki, esası odur, öyle başlar. Dolayısıyla bütün Müslüman Türkler, tabii Müslüman olmayan Türklerin bu işle bir ilgisi yok. Ve bizim için Türk Türktür, dini ne olursa olsun. Değerli dostlar, bu dönem kapanmadan bir gerçeği söylemek istiyorum. O da şu, biz Türkiye Türkleri ve dünya Türkleri olarak yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyorum ama özet vermek isterim şimdi. Biz Türkiye Türkleri ve dünya Türklüğü olarak alabildiğine, olabildiğince kendi Türklük köklerimize, kökenlerimize yönelip o tarihin muazzam derinliklerinde, 10 bin yılı aşan derinliklerinde ve enginliklerinde bulacağımız bütün değerleri diriltip %100 Türk olursak, atsızın sözünün tam yeri, %100 Türk olduğun an cihan senindir diyor. Evet. %100 Türk olursak, ama bu bizim bir kanadımız. Biz
%100 Türk olmalıyız. Kurtuluşumuz buna bağlı. Kendi köklerimiz üzerinde yükselebiliriz. Başkalarından aldığımız ödünç kökler bizi çürütüyor. Biz kendi köklerimiz üzerinde yükselmeliyiz ama bu bizim bir kanadımız. Geleceğin hür semalarında başı dik ve onurlu bir ulus olarak yaşamak için yeniden dünya insanlığına ahlakta, maneviyatta, bilimde ve teknikte öncülük yapabilecek hale gelebilmemiz için yine Türklüğün ana damarlarından birisi olan bilim yoluna ve bilimin en ilerilerine yönelmeliyiz. İki kanadımız olacak. Birisi Türklüğün değerleri, diğeri de bilimin ulaştığı en uç noktalar neyse ona ulaşabilmek için yapacağımız çalışmalar. Türklük, Türkçülük, bilim, bilincilik. Bizi kurtaracak bunlar. Bakınız, son okuduğum bir kitap. Bunu salık veriyorum. Tanrı'nın Yüzü. Bundan önce başka bir kitabı salık vermiştim. Tanrı'nın Kapısını Çalan Bilim. Ne var bunda? Bunda ne var? Bunda ne var olduğunu anlatmadan önce yine söyleyeyim. Tarihçilerimiz, bilim tarihçilerimiz, Türkçülerimiz, şu derin tarihi kitaplarında, hatta çok uzak olmayan tarih vekanüvislerinin yazdığı kitaplarda ortaya konulan bir gerçek var. Diyorlar ki Türkler ya da taşı diye bir taşa sahipler ve onunla istedikleri zaman yağmur yağdırıyorlar. Şimşek çaktırıyorlar. Dolu yağdırıyorlar ve düşmanın üzerine sevk ediyorlar. Nedir bu ya da taşı? Bunu bir araştırın bakalım. Ne bulacaksınız, ne göreceksiniz? Hangi teknik var orada? Tesla'dan binlerce yıl önce yapay yağmurun yerden elektrik göndermek suretiyle gerçekleşebileceğini bilen Türkler. Neredesiniz o Türkler? O Türkler, ey Türkler, sizin damarlarınızda, genlerinizde yaşamaya devam ediyor. Çıkarın onları ortaya. Evet. Ve şu kitaptan daha ilerisini artık Türkler yazmalı. Ne var bu kitapta? Bir teori var, biliyorsunuz. Big Bang. Büyük patlama. Yani her şey böyle başladı deniliyor. 13 milyar 700 milyon yıl önce oldu diyorlar. 13 milyar 700 milyon. Evet, yani bu rakamı bir sindirelim önce. 13 milyar 700 milyon yıl önce. Allah Allah. Büyük patlama oldu. Evren böyle oluşmaya başladı deniliyor. Kün deyince olduğuyu bir de böyle düşünün. Peki bu söyleniliyor. Hayır. Bu artık bir söylenti değil. Bu müsbet bilgi. Yani ispatlanmış bilgi. Dahası var. Bugün insanlığın teknolojisi o hale geldi ki 1992 yılında bir uzay gereci teleskop, gök gözleyici, Big Bang'den 380 bin yıl sonraki evrenin görüntüsünün resmini çekti. Buyurun. Kitabın kapağında. 380 bin yıl sonra büyük patlama ve evrenin görüntüsü bu. Bunu gözlediler ve bunun fotoğrafını çıkardılar bu. Bu ne? Bilim nereye gidiyor? Bilim buralara giderken bizim de bir an önce gök bilimde, yer bilimde,
fizik biliminde, kimya biliminde, biyolojide atalarımızın yaptığını yaparak, bizim de yapabileceğimize inanarak bilimciliği Türkçülüğün yanına koymamız lazım. Bunun için böyle yani dikkatleri çekmek için sesimi sonuna kadar kullanarak heyecanla anlatmaya çalıştım. Evet. Türkçülük bundan sonra böyle olacak. Türkçülük, bilimcilik. Türkçülük, bilimcilik. Bilimcilik olmayan bir Türkçülük sadece edebiyat planında kalır. Ama Türkçülük olmayan bir bilimcilik de Türkiye'ye bir yarar sağlamaz. Bizim bilim adamlarımız var, gidiyorlar. Amerikalılara hizmet ediyorlar. Ne yapsınlar? Sen burada onlara ortam sağlamazsan ne yapsınlar? Türkiye'nin geleceğini yönetecek Türkçü gençler, size hitap ediyorum. Her yaştan Türkçü gençler. Türkçülük demek Türklüğün derinliklerinden güç almak demektir. Türkçülük demek Azerbaycan'da üretilen büyük Türklük kültürünü Türkiye'ye taşımak demektir. Bakınız Oktan Keleşmeyen yaptığına. Bir Azerbaycanlı gibi de Azerbaycan kültürüne oradan aldıklarını geri vererek katkıda bulunuyor. Bir süre sonra bu parça Azerbaycan'da da icra edilecek, ifa edilecek. Evet, muazzam bir hazine vermiş yaratıcı bize. Bundan yararlanmasını bilmeliyiz. Değerli dostlar, evet bu girişten sonra artık ben çok daha fazla söz söylememeliyim. Oktan Keleş Bey ve yanında dağ gibi duran değerli kişiliğimiz Efe'miz, onun yanında Ozan Aydın, gitar, dutar, gitar, dutar, yan yana komşu, onun yanında Orkun Akar Bey, davul diyelim gel ona yahu, ne derlerse denizin sonunda hepsinin toplum adı davuldur, bendir ve onun yanında da bizim değerli Yener Dursun Başkanımız, yine ziliyle, yönetici ziliyle, güzel giysileriyle ve arkamda dağ gibi duran Alperenler.
Evet, başbuğum müsaadenizle Ozan Aydın Kalperen'imiz bir Hızır Paşa diyecekler. Bu arada Hızır Paşa derken siyaset günleri efendim ne manaya geldiğini lütfeder misiniz? Estağfurullah. Bu arada yani semizotu yemesi kaynana yaşlı olduğu için şeker hastalığı falan da vardır. O bakımdan da herhalde semizotu çok yararlı bir yiyecektir. Yani evet, kötü bir niyeti yoktur umuyorum. Evet, siyaset günleri tabii siyaset kelimesinin Türkçe'de kazandığı bir anlam vardır ki bugünlerde artık o kullanılmıyor. Zaten siyasette ortadan kalktı yani yapılan bir yasa değişikliğiyle Türkiye'de artık o manada siyaset yok. Ya idam cezası kaldırılınca idam cezasının nasıl kaldırıldığında biliyoruz. Hani bir o zaman milliyetçi bir partinin milliyetçi sanılan bir lideri aynen şöyle söylemişti. Siz kaldırın ama bizi karıştırmayın. Ya bu kadar da siyaset olur mu? Bu başka bir siyaset. Siyaset kelimesi idam demektir. Evet. Yani siyaseten katildir onun aslı. Yani nasıl siyaseten katil? Yargıya falan lüzum yok. İşte alın bunu dediği zaman padişahımız, efendimiz alın bunu dediği zaman gitti adamın. Kafası gitti işte filan yani. Ama siyaseten katil sözü zamanla o katil kelimesi kayboldu. Siyaset meydanı demek, idam meydanı demektir. Ya Pir Sultan'ın söylediği de odur. Ama bu arada yarım kalan bir şeyimizi söyleyeyim. Tabii arkadakiler kalperenler. Onu tekrar söyleyelim. Kalperenler hızla gelişiyorlar. Bilmiyorum temsilcilikler açmaya başladınız mı? Olacak efendim. Olacak. Evet efendim. Olacak. Çok ilgi var. Onu söyleyeyim. Kalperenlerin efendim başkanları değerli dostumuz Yener Bey ama kalperenlerin aynı zamanda düşünce önderleri ve ağartıcıları ve yol göstericileri değerli Oktan Keleş. Yaratıcı bazen böyle yapıyor. Yani bir insana birçok hüner birden veriyor. Hem şair, hem bestekar, hem yazar, hem bütün okuduğu parçaları o parçanın ruhuna ve çıkış yerine ve hatta o parçayı, o musiki parçasını gündeme getirenin ses tonunun özelliklerine kadar ince ayrıntılarıyla, başarıyla ifa eden, icra eden, gerçekleştiren bir kişilik. Aynı zamanda bir ressam, resimli romanlar yazarı ve yazar. Kitapları var, romanları var. Romanları sadece roman değil. Roman diye okuyacaksanız okumayın. Neden? Çünkü o romanlarda geçmişimiz var, günümüz var ve geleceğimiz var. Gelecekle ilgili ilginç öngörüleri var ve onlar bugüne kadar çıktı.
Oktan Keleş Bey nüfuzu nazar dedikleri eskiden öyle denirdi ama biz derin görüş diyelim. Derin görmek, derin görüş. Başkalarının görmediğini görebilen bir derin görüşe sahip. Yine söyleyelim, belki yeni tanışanlar vardır bu program ile. Hazreti Osman Kılıcı denilen ve üçüncü halifeye atfedilen kılıcın gerçekte başka bir Osman'ın kılıcı olduğunu ortaya çıkaran, yani Osman bin Talha'nın kılıcı, yaptığı kılıç olduğunu ortaya çıkaran, o kılıcın da aslında elden ele, yani İmam Ali'ye verilmiş olduğunu, İmam Ali yoluyla Ehl-i Beyt imamlarına geçtiğini, oradan büyük pirimiz Hoca Ahmet Yesevi'ye ve oradan da işte Osman Gazi'ye kadar geldiğini, Osman Gazi'nin adının aslında Türkçe olduğunu ama sonradan işte bu kılıç dolayısıyla Osman dendiğini ortaya koyan, ama bütün bunları kimsenin göremediği bir gerçeği, yani Hazreti Osman kılıcı denilen kılıcın üzerinde yazılı olan, daha doğrusu çizili olan, tabii hem yazı hem çizidir o, kayı boyu damgasını görerek gündeme getiren kişilik. Daha buna benzer birçok konu var. Bir tanesini söyleyip geçelim. O da Çin'deki beyaz piramitleri Türkiye'nin gündemine getiren çok meşhur bir takım tarihçi, geçinenlerin ve tarihçilerin yok böyle şey dediği ama sonunda var böyle şey diye söylemek zorunda kaldıkları piramitleri, Çin'deki deyip duruyoruz da Türkistan'daki, Doğu Türkistan'daki beyaz piramitler konusunu gündeme getiren kişilik. Daha ne diyelim? Kitapları kitapçılarda bulunuyor. Hala bulunuyor. Yeni baskıları yapılıyor. Gideceksiniz Oktan Keleş'in kitaplarından almak istiyorum. Mesela Deruni Devlet deyip başlayacaksınız değerli izleyiciler. Gelelim siyaset günlerine. Bir bakalım. Gelip çatmadan. Buyurunuz. Ozan Aydın. Hızır Paşa bizi berdar etme. Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset günleri gelip yetmeden açılın kapılar şaha gidelim. Açılın galeler dosta gidelim. Açılın kapılar şaha gidelim. Açılın galeler dosta kaderin kapısı yar yar taştan demirle. Kaderin kapısı taştan demirden. Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan. Bir kimsem yoktur ki dosta çağırdan. Açılın kapılar şaha gideyim. Açılın galeler dosta gideyim. Açılın kapılar şaha gideyim. Açılın galeler dosta gideyim. Pir Sultan Abdalım hey dost, hey Hızır Paşa.
Sultan Abdalım ey Hızır Paşa, gör ki neler gelir sağ olan başa. Hasret kaldır bizler kavim kardeşa, açının kapılar şaha gideyim, açının kaleler dosta gideyim, açının kapılar şaha gideyim, açılın galeler dosta gideyim. Efendim, şanlı soyadınız Zeybek. İzmir'den Dokuz Dağ nefesini şanınız için getirdik. Kıymetli Gönül Mimarları programı izleyicilerine de bir Zeybek havası yaşatmak isteriz. Buyruk sizindir başbuğ. Estağfurullah. Buyurun. Meydanda sizindir efendim. Buyurunuz efendim. Vay. Arman dalı efem canı bırakma, öbürüne de devam et. Hey. Bey. Emredin başkanım. Sanki kartalın hareketleri gibi. Evet efendim. Acaba öyle mi? Daha önce kıymetli efemiz anlatmıştı, mikrofon yok kendisinde ama arkasındaki kıyafetin
uç noktaları kartal kanadı gibi kolları açması ve bakışlarıyla, o mimikleriyle vesaire yere vurması, toprak alıp üzerine ekmesi, bu toprak bizimdir manasında, bura benimdir manasında ve birçok seronomik sembol taşımakta. Tabii efelik kültürü, Türk kültürünün büyük bir parçası, özellikle de vatan savunmasında birçok yörük efeler, Arap efeler ve birçok efeler namıyla, Gökçen efeler vesaire Ege bölgesinde daha çok anılırlar ama aslında bir manada Ankara'da Seymenler de aynı geleneği taşır. Zeybeklik geleneğidir vesaire. Kuvayi Milliye'ye de birçok katkıları olmuş. Hali hazırda torunlarının kanlarında devam etmekte, böyle güzel efelerimiz vasıtasıyla kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Sağ olsunlar. Aynı oyun ya da benzeri biliyorsunuz Doğu Türklüğünde de Karacorga, evet, adı altında oynanılıyor. Ve o da Kartal'ın hareketleriyle ilgili. Vaktiyle Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelliyet başkanı olduğum yıllarda sağda solda gördüğüm bir takım insanlar, gençler, hanımlar falan bana bir takım sorular sormaya başladılar. Sorulardan birisi şu: Yusuf ile Zeynep evlenecek mi? Yusuf hapishaneden kurtulacak mı? Ya kim bu Yusuf? Kim bu Zeynep? Arkadaşlara sordum. Dediler ki Türkiye'de bir film var. Efendim işte o Deli Yürek diye. O film buralarda çok seyrediliyor. Ve o filmin olduğu günler sokaklar bomboş oluyor. Herkes televizyonların başına buluşuyor. Onun üzerine ben de izlemeye başladım. Haberim yok yani. Sonra bir gün yine böyle soru sordular. Böyle bir grup Aslan Bab'ın türbesini olduğu o bölgede bir grup kadın fısıldaşıyorlar ama anladım, bana soru soracaklar. Sonra sordular. Yine Yusuf'la ilgili filan. Dedim ki getireyim mi buraya Yusuf'u ve Zeynep'i? Güldüler yani. Olur mu onlar? Nasıl getirilir onlar? Efsane falan. Getirdim. Sonunda getirdim. Yer yerinden oynadı. Oraya girmeyeyim. Ama salonda bizim 800 kişilik bir salonumuz vardı üniversitenin. 1000 kişi falan toplandı. Ve orada Kenan Mirzoğlu, ama kimse Kenan İmirzoğlu demiyor ona. Yusuf diyorlar. İşte çocuklarını getirmişler. Yusuf bata oku yani, Yusuf dua et falan diye. Çocuğun adı bunun Yusuf. O yıllar doğan bütün erkeklerin adı Yusuf. Kızların adı da Zeynep. Bu arada işte sorular falan soruluyor. Dediler ki bir filmde bir oyun oynamıştı, Zeybek oyunu. O oyunu bir oynayabilir mi? İşte bu Harmandal'ı falan oynadı. İyi de oynuyordu. Kalktı bir Harmandal oynadı. Yer yerinden oynadı. Niye? Çünkü o ruhlarında hissettiler. Onlardan da o yani. Burada gelmiş böyle olmuş, orada gelmiş öyle olmuş. Evet. Şimdi yavaş yavaş araya doğru gidiyoruz. Söyleyeceğiniz sözler varsa tamamlayın. Efendim, tabii biz gidelim. Bu programı dördüncü sezonumuz. Kıymetli Gönül Mimarları programının izleyenleri bizlere, sizleri tenzih ederim ama tahammül ettiler 4 yıl boyunca. Ve bir suç lisanımız olduysa peşinen affola diyoruz. Bu programda birçok emek var. Başta kanalımıza teşekkür edelim. Evet. Onlar da bizim kahramızı çektiler. Yine sizleri tenzih ediyoruz. Stüdyo emekçi kardeşlerim, sesçisinden yönetmenimize kadar, ışıkçısından dekorcusuna kadar hepsinin büyük emekleri var. Fakat tabii ki burada biz Türk kültürüne ait birçok program yaptık. Bazı meseleleri gündeme getirdik ve bizim yapmış olduğumuz programların birçoğu da başka kanallarda konu haline geldi. Gazetelerde konu haline geldi. Bazı günlerde gündem oldu. Teveccüh gösterdiler. Bazen belki Zülfü Yâr'e dokunduk. Fakat bütün bunları yaparken, bütün bu emekleri sarf ederken bir tek
unsur etrafında biz toplandık. Onun ismi de büyük Türkçü devlet adamı, aynı zamanda Kalpen Ocakları Onursal Başbaşçısı, Genel Başkanı kelimesini sevmiyorsunuz. Benim kıymetli başbuğum Namık Kemal Zebek Beyefendi. Onu yürekten tanıtmak istiyorum. Evet. Çok çok sağ olun. Yani birbirimizi övmemizde zarar yok. Estağfurullah efendim. Hacı Bektaş sünnetidir. Ama kof bir sayış hiçbir zaman. Ne almak ne satmak isteriz. Esas olan gençliktir. Esas olan yetişen nesillerdir. Kalberenlerin çevresinde çok güzel bir gençliğin oluştuğunu, yaşı ilerlemiş olanların da yeniden gençleşerek bu gençliğe katıldıklarını görmekten biz de sevinç duyuyoruz ve gelecekle ilgili umutlarımız artarak sürüp gidiyor. Yeah.
efendim. Bu sahnenin terini kurutmadan Efe'mizi bir kez daha meydana çığıralım. Zaten Zeybek derken de bu Zeybek kastediliyor. Estağfurullah başkanım. Zeybekler kastediliyor. Estağfurullah başkanım. Evet. Evet, ne söyleyelim? Efendim, sizde söz bitmez. Estağfurullah. Efendim ve tabii Efeler, Zeybekler şöyle bir önemi var. Efeler, Zeybekler yani Zeybekler esas olan Zeybeklerdir. Zeybeklerin de Efeleri olur. Bunların mücadelesi her zaman haksızlığa karşı olmuştur, zulüme karşı olmuştur. Yani evet bunlar Ege'nin o denize doğru akıp giden dağlarına çıkmışlardır. Ama dağa çıkmalarının sebebi de dönemin zulüm ve yozlaşmış yönetimine karşıdır. Yani halkın koruyucusudur Zeybekler. Ama milli mücadelede ilk direnişi gerçekleştiren onlardır. Yani bir anlamda tarihin derinliklerinde gelen komandolardır onlar, gerillalardır. Ve yaptıkları mücadele de gerilla mücadelesidir. Şu ya da bu sebepten dağlara çıkmış olan Zeybekler hemen durumu kavradılar ve Yunan sürülerine karşı gereken tavrı aldılar ve mücadeleyi verdiler. Onların bu mücadeleleri şunu gösterdi. Anadolu halkı teslim olmayacak. Anadolu Türklüğü kurulan bu tuzağa boyun eğmeyecek. Böylece emperyalizme karşı ilk darbeyi Zeybekler vurdular. Ama sonra Zeybeklerin Zeybeği, Sarı Zeybek, o büyük Efe, Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve bütün Anadolu Zeybeklerini topladı, onları bir ordu haline getirdi.
ve bütün Batı'nın, bütün emperyalist devletlerin beslediği, büyüttüğü, silahlandırdığı, giydirdiği, yedirdiği, içirdiği Yunan sürülerine karşı şanlı bir direniş ortaya koydular. Ve o baş Zeybek, baş Efe, bence o sizin söylediğiniz, o Zeybek derken de ben hep o Zeybek'i düşündüm. O büyük Zeybek bize bu vatanı, bu büyük, bu güzel Türkiye'yi hediye etti. Onun sayesinde bugün bu programı yapabiliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde biz bugün bu güzel dili ve bu arıtılmış dili, Arapçanın, Farsçanın baskısından kurtarılmış olabildiğince bu sade dili konuşabiliyoruz. Bu sade dilde türküler çağırıyoruz, türküler çığırıyoruz ve geleceğe bakmaya devam ediyoruz. Şimdilerde bir şeyler var, onlar gelir geçer. Yel kayadan ne aparır? Hiç nerse aparabilmez. Dolayısıyla yeller gidecek, Çankaya'ya dönülecek. Herkes bunu bilsin. Evet. Onlar gelip geçecek, yine Çankaya'ya dönülecek. Müsaadenizle başbuğum, o zaman yaşa Mustafa Kemal Paşa diyelim mi? Evet, tam diyelim. Diyoruz ki, bak o dağlarda efeler var. Yanlışlıkla çıkarsın da indirmezler adamı aşağıya. Evet, yani yaramızı hatırlattınız. Yaramız ne? Aslında o bizim yaramız falan değil. Biz bu yarayı milli mücadelede yaşadık. Milli mücadele günlerinde, Kurtuluş Savaşı günlerinde ne yazık ki bu ülkede adı Müslüman ismi olan, ismi Müslüman olan bir takım insanlar Yunan sürülerine yardım ettiler. Destek verdiler. İstanbul'da oturup Mustafa Kemal Paşa aleyhine makaleler yazdılar. Hatta ordular sevk ettiler, uydurma ordular sevk ettiler. Onların manevi mirasçıları şimdi gittikçe şımardılar, azgınlaştılar, terbiyesizleştiler. Atatürk'ün o mübarek annesine, Atatürk'ün yanında
yetişen ve bilim adamı haline gelen bir takım insanlara, o mübarek insana iftira etmekten utanmıyorlar. Utanmıyorlar. Şimdi ben bunları hatırlattım. Bir yazımda yazdım, Kur'an ayetini söyledim. Yani bir namusluk adına iftira atıp da dört şahitle ispat edemeyene 80 değnek vurulur, biliyor muydunuz? Ve onların tanıklığı bir daha kabul edilmez. Müslümanız falan diyorsunuz, bilir misiniz bu işleri? Siz Müslüman falan da değilsiniz. Siz sahtekarsınız. Ama siz yapın bunları. İftiralarınızı atın. Yani ağzınızdaki o çirkinlikleri ortaya dökün. Ama bilin ki siz bunları yaptıkça bu millet Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun hatırasının ve onun eserlerinin ve onun ilkelerinin yanında hiç olmadığı kadar kenetlenecekler, yumruk haline gelecekler ve siz hayalini kurduğunuz o rezil rejime ulaşamayacaksınız. Bunu bilin. Evet kıymetli izleyenlerimiz, daha önce bu stüdyolarda birkaç defa icra etmiş olduğum acizane söz müzik bana ait olan Hünkar Hacı Bektaş bestemi talebemiz Kalperen Radyo ve Sinemacılık okuyor aynı zamanda Burak Güler kardeşim icra edecekler. Hü diyelim. Hacı Bektaş, Anadolu'nun piri, töresiyle sevginin dili, hünkâr Hacı Bektaş. Hacı Bektaş, Anadolu'nun piri.
Hacı Bektaş. Evet başbuğ. Harika. Çok güzel. Pir Hoca Ahmet Yesevi Sultan Piri Türkistani ve onun yolundan gelen Hünkar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emreler, Geyikli Babalar, Sarı Saltuklar, Horasan Erenleri ve Türk'ün gittiği her yerde emekleri olan, hali hazırda devam eden tasarruflar olan bu büyük Türk uluları hakkında neler söylemek evet. istersin efendim? Efendim, şunu bir daha ve belirgin hale getirelim. Hacı Bektaş-ı Veli, Hoca Ahmet Yesevi ile görüşmüştür. Yaygın olan bir yanlışı silelim. Adamın biri 1266'da Hoca Ahmet Yesevi öldü zannederek, ondan sonra da artık mümkün değil Hacı Bektaş-ı Veli ile görüşmesi, mümkün değildir diyerek bir takım yanlış bilgiler yayıldı gitti. Gerçekte 1166'da Hoca Ahmet Yesevi ölmedi. Ölmeden burun ölmek denilen yer altına girdi. Bunu Doğu Türklüğü biliyor. Ama neyse burada yayılmış gitmiş. Efendim Hacı Bektaş-ı Veli ile görüşmesi mümkün değil, tarihler şu. Hayır, yanlış biliyorsun, düzeltin kardeşim artık bunu. Ya düzeltin yani. Duymadıysanız şimdi düzeltin. Bir, Hacı Bektaş-ı Veli Hoca Ahmet Yesevi'nin halifesidir. Onun yolundan yetişen bir insandır ve onun tarafından o zamanki adıyla Diyar-ı Rum'a, şimdiki adıyla Türkiye'ye. Anadolu demeyelim çünkü Balkanlar da buna dahil. Türkiye'ye gönderilmiştir. Bir. Ve burada kurulan Osmanlı Devleti bu yol üzerine kurulmuştur. Yani dinin 10 temelinden birisi bilimdir diyen Hoca Ahmet Yesevi, şeriat, tarikat, marifet, hakikatin 10 maddesinden birisi bilimdir diyen Hacı Bektaş-ı Veli üzerine kurulmuştur Osmanlı Devleti. Osmanlı falan da değildir ayrıca. Sonra da Osmanlı olmuştur. Bunun üzerine kurulmuştur. Ne diyordu Hacı Bektaş-ı Veli? Bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Osmanlı ne zaman ki bu Hacı Bektaş-ı Veli yolundan ayrıldı, Eş'ari yoluna saptı, Sultan Selim'in getirdiği o yüzlerce Eş'ari bilginler Osmanlı'nın zihniyetini dönüştürdü, çöküş başladı. Bunu da Katip Çelebi söylüyor. Mizanı okuyun. Bu önemli bu. Ama aynı hadise Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi çizgisinde kurulan devletler bilimle yükseldi. Ulu Bey'in oğlu, onu öldüren oğlu, babasını öldürdü ya. Abdul Latif diye bir zat. Sonra da ona da nasip olmadı. 9 ay sonra öldü gitti. Ondan sonra Hoca Ahrar adındaki bir zatın eşari zihniyeti. Yani çözüm şu. Türk Müslümanlığı yerine Arap Müslümanlığı. En kolay anlatım bu. Türk Müslümanlığı gitti, Arap Müslümanlığı geldi. Türkistan da çökertti. O büyük uygarlık merkezi çaktı gitti. Batının aydınlanmasıyla modernleşen o bizim Deli Petro dediğimiz, aslında müthiş Petro. Çok akıllı bir adam. Yani bu Rusları modernleştiren o. Onun modernleştirdiği, akıl ve bilim yoluna soktuğu Rusya geldi, akıl ve bilim yolundan çıkan Arapçılığa yenilmiş ve teslim olmuş olan Türkistan'ı zapt etti. Aynı hadise Hindistan'da oldu. Hoca Ahmet Yesevi'nin anlayışında yükselen Türkistan, o Babürlü uygarlığı, o Akbarlar, Cihangirler, onlar gitti. Ve oraya da yine Arap Müslümanlığı girdi. Çok da girmeyeyim, Zülfiyare dokunacak. Arap Müslümanlığı girdi ve Hindistan'da sanayi devriminin öncüsü ve o dönemin dünyasında en önemli bilim merkezi olan İngiltere'ye yenildi. Yani
bizim Türklerin, Türkleri söylüyorum, Araplarla meşgul değilim. Araplar zaten Müslümanlığı doğru dürüst anlamadılar. Bozdular, ortaya bir Arap Müslümanlığı çıktı. Emevi İslamı diye bir soytarlık çıktı. Ve ne yazık ki 16. yüzyılda bütün dünyayı Türkler yönetirken, bütün dünyayı. 16. yüzyıla bakın, dünyanın en büyük devleti Osmanlı. İkincisi Türkistan Türk Devleti. Üçüncüsü Memlük Türk Devleti. Dördüncüsü Hindistan Türk Devleti. Beşinci Çin. Ama Çin'i de adam eden Chu Hanedanı, Wei Hanedanı, Tabgaşlar. Altıncısı Altın Ordu. Dünyaya bak. O Avrupa'nın devletleri falan, onlar sonra geliyorlar. Avrupa devletleri Osmanlı Sarayı'nda başbakanın düzeyine geldikleri zaman protokolde seviniyorlar. 1699 Karlofça'ya kadar böyledir. Ne oldu? Türkler burada da, orada da, şurada da Türklük bilincinden ve Türklüğün tabii sonucu olan bilim sevgisinden uzaklaştıkları için battılar. Sonra bir Mustafa Kemal Atatürk çıktı. 13 milyonluk bir halk perişan. Atatürk'ün teslim aldığı Türkiye. 13 milyon nüfus, çoğunluk kadınlar ve ihtiyarlar. Gençler savaşlarda ölmüş gitmiş. Okumuş adamlar çoğu Çanakkale'de telef olmuş zaten. Böyle bir ülke. Hastalıklar, trahom, verem almış çiçek, almış başını gidiyor. Okur yapma yazma oranı gerçekte %2,5. Cahil bir halk. Harap bir ülke. Bu ülkeyi aldı Mustafa Kemal Atatürk, Türklük bilinciyle ve bilim yoluna sokarak dünyanın en saygın ülkelerinden birisi haline getirmeyi başardı. Neyi konuşuyorsunuz siz? Neyle? Türklük bilinci ve akıl ve bilim yoluyla. Ama ne yazık ki Atatürk'ten sonra yavaş yavaş bu yoldan uzaklaşıldı. Son 20 yıldır da üzerine tüy dikildi ve tamamen eşari Arapçılığa, Araplara aşık olan bir yönetim geldi. Arap aşkıyla kavrulan, ya Türkiye Arapları dolduran, gelsin gelsin, Araplar geldikçe sevinen, Türkiye Araplaşıyor falan diye övünen, zaten zihniyetlerinde de Araplık ve Arapçılık olan, bilimi küçümseyen, ne kadar çok insanlar üniversite mezun olursa o kadar bizden uzaklaşıyor diye ağlayan birileri Türkiye yönetmeye başladı. Ama bu böyle gitmez. Gitmeyecek. Evet, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ruhu, Hoca Ahmet Yesevi'nin ruhu, Ulu Bey'in ruhu dirilecek bu ülkede. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu dirilecek. Bunlar Fatih sevmezler. Yavuz'u severler. Niye? Çünkü Yavuz Arapları getirdi diye. Onun için bundan öncekiler köprü yaparlar Fatih derler, bunlar yaparlar Yavuz derler. Neden? Çünkü Yavuz'u Arapçı zannederler. Yavuz Arapçı değildi ama Arapçılığı ezbet etti. Bilerek mi? Hayır, bilmeyerek. Tarihin bir takım şartları öyle getirdi. Şimdi değerli dostlar, Türkiye bir dönemdir Türklükten uzaklaşıyor. Türklük etnik gruplardan biri haline dönüştürülüyor. Türkiye'de saymayacağım adlarını ama onlar sayıyor. Şunlar var, şunlar var, şunlar var, şunlar var, Türkler var. Arada Türkler. Yahu Türk bu toplumun ortak adıdır. Türkiye Türklüğünün adı Türk'tür. Ana dili ne olursa olsun Cumhuriyet bunu başardı. Niye bunu yıkıyorsunuz? Ne istiyorsunuz bu ülkeden? Ne istiyorsunuz? Yapmayın böyle saçmalıkları, akla ve bilime aykırı işleri. Akıl ve bilim yolundan gitseniz, biraz biliminiz olsa, biraz tarih bilseniz, biraz sosyoloji bilseniz, biraz kitle psikolojisi bilseniz, biraz jeopolitik bilseniz hiç bunu yapar mısınız? Ama bilmiyorsunuz ki. Tek bildiğiniz, okullarda öğrendiğiniz Muaviye Yahveleri. Muaviye Yahveleriyle bu toplum fazla yaşayamaz, dağılır. Bilin bunu. Ama dağılmayacak. Hayır, dağılmayacak.
yeniden Türklük anlayışına, Hacı Bektaş Veli ruhuna dönülecek. Atatürk'e dönülecek. Hiç zorlamayın. O sizi de kurtaracak. Evet, buyurun. Estağfurullah başbuğum. Süremiz azalıyor mu? Kıymetli yönetmenimiz. 10 dakikamız var efendim. 10 dakikamız varsa. Efendim, sizden istirhamımız bir sezon kapanışı konuşması yapmanız. Ardından biz son müzikle parçamızı bitirelim. Çırpınırdı Karadeniz diyeceğiz. Şöyle bir Türk'ün bayrağını evet. Şanlandıralım emrinizle. Estağfurullah. Efendim, buyurun zaten efendim. Şu konuşmam bir toparlamaydı. 4 yıldır sayenizde buraya getirdiğiniz ışık ile, enerji ile gittikçe geniş kitlelerce izlenen bir yayın yapıyoruz. Bizim yani bu programımız sadece burada bulunan insanlarla değil. Artık Türkiye'de, Türk dünyasında hatta dünyanın her yerinde. Yani Türkiye dışında Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan Türklerce de izleniyor. Adeta bir merkez oldu, bir ortalık oldu. Bir güneş oldu bu program ve bu programın gelişmesi burada bulunan ve bulunmayan bütün Türklük aşıkları, bilim sevdalıları ve bu milletin kök değerlerine, öz değerlerine bağlı ve bu milletin geleceğine inanan insanlarla birlikte yürütülüyor. İnşallah gün gelir. Yine birlikte bu yayınları yapmaya devam ederiz. Ama ben derim ki siz yine bizim eski yayınlarımıza bakın. Onlarda da aynı ruhu bulacaksınız. En azından ikinci defa izlemiş olursunuz. İzlemeyenler de izlemiş olurlar. Bizi izleyenler sağ olsun, var olsun. Onlara esenlik diliyoruz. Onlara sağlık diliyoruz. Onlara başarı ve uzun dirlik diliyoruz. Ama bütün insanlara diliyoruz. Tabii ki önce Türklere diliyoruz. İstemeyen Türklere de diliyoruz. Ve burada bulunan bütün kalpten birbirine bağlı olan koldaşlara da diliyoruz. Sözü, sazı size bırakıyorum. Emredersiniz başbuğum. Türkün bayrağına, sırtını dön, sadece.
güzeller.